Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte domatesli, mantarlı, nefis bir pirinç pilavı hazırlayacağız. Çok lezzetli ve pratik bir pilav tarifi. Pilavımız için ilk önce 2 su bardağı pirinci kaseye koyup ıslatıyorum. Baldo pirinç kullanıyorum. Bir miktar tuz ekliyorum ve ılık su ile birlikte 30 dakika ıslanmasını sağlıyorum. Bu şekilde ıslatıyorum, kenara alıyorum pirinçleri ve diğer malzemeleri hazırlıyorum. Büyük bir kaseye su koyuyorum, içine yarım limon suyu sıkıyorum. Mantarları bu suyun içine ekleyeceğim, kararmaması için bu işlemi yapıyorum limonu da içine bıraktım. Şimdi 400 gram yıkanmış olan mantarı ince dilimler halinde kesiyorum. Çok küçültmüyoruz. Böyle dilim dilim olmasını istiyorum. Bu şekilde 400 gram mantarı dilimleyip hazırlıyorum. Dilimlemiş olduğum mantarları da limonlu suyun içine bırakıyorum. Bu şekilde kesinlikle kararmayacak. Bu şekilde elinizde de doğrayabilirsiniz. Bütün mantarları doğrayıp limonlu suyun içine bırakıyorum. Pişme aşamasına kadar bu şekilde bekletiyorum kararmaması için. Şimdi bir adet kuru soğan kullanıyorum. Soğanı yemeklik doğruyorum. İnce olacak şekilde soğanımızı doğrayalım. Evet. 2 adet domates kullanıyorum. Domatesleri ortadan ikiye kesiyorum. 2 İki büyük domates yeterli geliyor. Domatesleriniz küçük ise fazla kullanabilirsiniz. Ortadan ikiye kestikten sonra rendenin iri tarafından rendeliyorum. Domatesleri rendeledikten sonra pişirme işlemine geçiyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağı tencereye koyuyorum. Üzerine doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum ve 1-2 dakika kavuruyorum. Soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavurdum. Doğramış olduğum, limonlu suda beklettiğim mantarları bol suda yıkadıktan sonra suyunu süzdürüp ekliyorum. Yüksek ateşte Mantarları pişiriyorum. Mantarları ne kadar yüksek ateşte pişirsek de bir miktar su bırakabiliyor. Bu bıraktığı suyu çekinceye kadar pişirme işlemine devam ediyorum. Fakat dikkat etmemiz gereken yüksek ateşte pişirmek, yüksek ateşte olmaz ise daha çok su bırakacaktır. Daha çok su bırakacaktır. Bakın gördüğünüz gibi su bırakmaya başladı. Bu suyunu çekmesi gerekiyor ve bıraktığı suyu da çekti. Suyunu çektikten sonra ıslat, ıslatmış olduğum pirinci yıkayıp süzdürüp ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum 1-2 dakika. Mantar ile birlikte özleşmesi için 1-2 dakika kavuruyoruz. üzerine rendelemiş olduğum domates ilave ediyorum 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum 1 çay kaşığı karabiber ve tuzunu ekliyorum 1 tatlı kaşığı bir buçuk tatlı kaşığı Hatta yeterli gelecektir bu tamamen sizin sevmenize bağlı tekrar karıştırıyorum domatesini daha bol istiyorsanız eğer daha fazla da koyabilirsiniz. Şimdi artık 2 su bardağı pirince 3 su bardağı sıcak su ekliyorum. Kullanmış olduğunuz pirincinize göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Baldo pirinç kullandım. Lüks baldo pirinçler biraz fazla çekiyor. Bu tamamen tabii ki kullanacağınız pirince göre ufak tefek değişiklik gösterebilir. Artık son bir kez karıştırdıktan sonra kaynayıncaya kadar yüksek ateşte. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp kısık ateşte tamamen suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Bakın kaynamaya başladı. Artık ocağın altını kısıyorum ve kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Evet bakın tamamen suyunu çekti. Suyunu çektikten sonra kağıt havlu koyuyorum ve demlenmeye bırakıyorum. 15-20 dakika demlendirmek yeterli. 15-20 dakika demlendirdikten sonra afiyetle yemeye hazır nefis bir domatesli mantarlı pirinç pilavı hazırladık. Bugün sizler ile birlikte lezzeti şahane harika bir pilav. Evet, pilavı servis yapıyorum gördüğünüz gibi. Nefis bir pilav hazırladık. Tabak tabak yedirecek enfes bir mantarlı pilav oldu. Yanına da bütün halde pişirilmiş mantar ile servis yapıyorum. Gördüğünüz gibi lezzetli, doyurucu bir pilav. Mutlaka denemenizi öneririm. Mantar seviyorsanız domatesli bir pilav ile harika oluyor. Hoşça kalın, afiyette kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.